Merhaba, Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Doğa Rutkay, sizlere mutfağımdan seslenmenin mutluluğunu yeniden ama yeniden yaşıyorum. Bugün çok uzun zamandır kullandığım, çok severek yaptığım, pişirdiğim bir tatlı tarifim var. Bu muzlu, yulaflı bir kreker gibi, bisküvi gibi, kurabiye gibi bir hale dönüşüyor. Aslında bu kullandığınız kek kalıbıyla da çok ilgili. Böyle bir kek kalıbım var. Bugün bunu kullanacağım. Bu boyutta yani kurabiyeler yapacağım. Malzemelerim nedir? 2 tane olgun muzum var. Yarım kase yulaf ezmem var. Yani 2-3 yemek kaşığı gibi hesaplayabiliriz. Bir avuç içi ceviz kırdım ben. Bunun yerine fındık da kullanabilirsiniz. Yine ceviz de alternatif olarak sunayım dedim. Fıstık ezmem var. 1 yemek kaşığı. Yine onu çok tatlandırıyor ve biliyorsunuz sıkı bir protein kaynağı ve güç veriyor. Spor öncesi, spor sonrası yanınızda, pratik çantanızda bulundurabileceğiniz bir şey yapacağız, tamam mı? Şimdi karışım kabımızı alalım. Muzlarımı soyuyorum şöyle. Çatalla ezeceğiz. Bu sırada fırınımız da tatlı tatlı sıcaklığını koruyor. Yani açtık fırınımızı. Şöyle muzlarımızı ezelim ne olur. Bunu zaten hep yaptığımız bir şey. Özellikle bebekleri olanlar, çocukları olanlar eminim bunu çok sık yapmışlardır. Ek gıdaya geçişte zaten en çok muz kullanıyoruz. Yine çok sağlıklı olduğu için ve bir lif kaynağı olduğu için adeta. Muzlarımı püre haline getirdim. Hemen fıstık ezmemi atıyorum. Şöyle muzun rengi de zaten dönmeye başlıyor. Şeker kullanmıyorum. Zaten bunlar yeterince tatlı. Şöyle iyice ezdim. Yulaf ezmemi. Yine olmazsa olmazım. Birazdan zaten ellerimle yoğurmaya geçeceğim. Bakmayın böyle kibar kibar yaptığıma. Artık ve son dokunuş. Ve yapmam gereken... Şurada bir dursun. Tatlı tatlı yağlayayım. Ne katabilirim içine? Koy fındığını. İncir olabilir. İncir koyabilirsin. Ne bileyim ne koyarsın? Hurma koyarsın. Elma koyarsın. Şöyle büyük köfte gibi yapıyorum bunları. İşte gördüğünüz gibi şöyle hazırladım bunları. Tam yerlerine koydum. Şöyle muffinlerle, kendi kek kalıplarınızla, ekmek gibi bile yapabilirsiniz bunu. İşte kalıplarıma yerleştirdim karışımımı ve şimdi gidiyoruz fırına. İşte bisküvi, kurabiye, ne derseniz deyin, fırından çıktılar. Şimdi onları bir servis edeceğim. Servis için hazırlıyorum. İşte tarifim hazır. Ben biraz süslemek için, biraz da böyle şımarıklık olsun diye üzerine böyle büyük parçalı çikolatalar ekledim. Hani servis olarak güzel gözüksün diye. Bunun dışında siz çikolatasız da tabii ki tüketebilirsiniz. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Migros TV'de kalmaya, Migros TV'yi izlemeye lütfen devam edin. Doğan'ın mutfağında ne olur beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki günlerdir benimle beraber olan sevgili dostum Pri'yle de buradan kocaman bir alkış. Şimdi beraber biz mutfağa, siz sofraya. Sevgiler. Hoşçakalın.